Şimdi ön kolun ön bölgesindeyiz. Sevgili doktorcuğum, burada 8 tane kas var. Ve ön kolun ön bölgesindeki kasların çok büyük bir kısmı, biliyorsunuz, el bileği ekleminde ve parmaklara fleksiyon yaptırıyorlar. O yüzden daha önce buraya mutlaka fleksör kompartman dendiğini duymuşsunuzdur. Dolayısıyla önce gelin şu biz ön kolun ön bölgesindeki kompartman sinirinden biraz bahsedelim. Çünkü ne dedik? Eğer bir yerde bir bölge, bir kompartman varsa buranın hakim bir sinire ihtiyacı var. O da bizim en yukarıdaki satırımızda yazıyor. Bu gördüğünüz 8 kastan 1,5'u yani flexor carpi ulnaris ile flexor digitorum profundus'un ulnar yarısının siniri nervus ulnaris'tir. Bizim burada 8 tane kasımız vardı. Flexor carpi ulnaris'in tamamı, bir de flexor digitorum profundus'un yarısı. Yani 1,5 kasın siniri nervus ulnaris oldu. Geriye ne kaldı? Geriye 6,5 tane kas kaldı. İşte o geriye kalan 6,5 kası innerve eden hakim sinirimiz ise nervus medianus'tur. Yani tekrar söyleyecek olursak, burada 8 tane kastan bahsedeceğiz. Hakim sinir nervus medianus ama 1,5 kasın farklı bir siniri var. Tabii ki sorulmaması beklenmez. Tabii ki soruldu bu da. Sevgili doktorlar, bizim bu fleksör kompartmandaki 8 kasımız 3 tabaka haline düzenlenirler. Yüzeyel tabaka, orta tabaka, derin tabaka. Şu anda karşınızda gördüğünüz yüzeyel tabaka kaslar. Bunlar 4 tane arkadaşlar ve bunlar bizim medial epikondilümüzün civarından ortak fleksör tendon dediğimiz bir yerden başlayacaklar. Ve bunlar böyle 4 parmağınızı ön kolunuza koyacak şekilde ışınsal tarzda gidecekleri yere gidecekler. Dolayısıyla gelin bunları ben resim üzerinde göstereyim size. Böylece her birinin böyle birbirini takip eden ışınsal tarzda olduğunu görün. Biz burada yüzeyel tabakaya baktığımız zaman 4 tane kasımız var. 1. Pronator teres. İkincisi flexor carpi radialis. Üçüncüsü palmaris longus ve dördüncüsü flexor carpi ulnaris. Bunların hepsi medial epikondilün civarından ortak flexor tendondan başlayacaklar. Şimdi gelin bu kasları tek tek bir konuşalım. Çünkü yine gördüğünüz gibi sorulan yerlerden bir tanesi. Pronator teresle başlayalım. Adından anladığım kadarıyla bu adam ön kolun pronasyonunda çalışıyor. Ön kolun pronasyonuna hız ve güç katan kas, aynı zamanda ön kolun fleksiyonuna da yardım ediyor. Zaten adında pronasyon yaptırdığı yazıyor. Bu kasın önemli özelliği, bu kasın iki tane başı vardır, isimlerini söylemeyeceğim. Ve bu iki başın arasından kompartman sinirimiz, yani nervus medianus geçer. Dolayısıyla kasların içinden geçen sinirler bizim için önemliydi. İki tane önemli bilgimiz var, iki önemli bilgiyi de söylemiş olduk. İkinci kasımız flexor carpi radialis. Zaten gün içerisinde duymuştuk, bir daha duyalım isterseniz. Eğer insan vücudunda bir arterden nabız alabiliyorsanız bunun yerini tarif edebiliyor olmanız lazım. Bildiğiniz gibi bizim el bileği çok sık nabız aldığımız yerlerden bir tanesi. Ve burada bir radial arter nabız oluğu var. Biz bu radial arter nabzını flexor carpi radialis ile brachioradialis'in arasından alıyoruz. Radial nabız oluğu bu kas ile brachioradialis'in arasındadır. Geldik üçüncü kasımıza. Palmaris longus. Palmaris longus buradaki enteresan kaslardan bir tanesi arkadaşlar. Enteresanlığı da şu. Bizim bu flexor kompartmandaki kaslarımız distale doğru gittikçe, el bileğine doğru yaklaştıkça hepsi kemiklere tutunacakları için yavaş yavaş derine doğru gitmeye başlarlar. Ancak palmaris longus'un böyle bir derdi yoktur. Çünkü palmaris longus'un insersiyosu, yani sona erdiği yer herhangi bir kemik değildir. Avucunuzdaki palmar aponeurozda sonlanır. İşte bu nedenle flexor kompartmandaki bütün kaslar derine doğru giderlerken palmaris longus derine gitmez ve ön kolun distalindeki en yüzeyel kas olur. El bileğindeki en yüzeyel kas olur ve gider avucunuzdaki palmar aponeuroza tutunur. O yüzden bu kası dışarıdan baktığınız zaman çok rahat görebilirsiniz. Şöyle elinizi hafifçe yumruk yaptığınız zaman burada en yüzeyel tendonunuz palmaris longustur. Çünkü bu adamın derine gitmek gibi bir derdi olmadığı için yüzeyelde kalır. Ve bizim bu tendonu görmemiz özellikle önemli. Çünkü bu çok yüzeyel tendon özellikle önemli olan bir rehber nokta olarak da görev yapar. Çünkü biz nervus medianus'u aradığımız zaman önce palmaris longus'un tendonunu buluruz. Çünkü nervus medianus palmaris longus'un tendonunun hemen derinindedir. Bakın burada görüyorsunuz. Şöyle boyamaya devam ediyorum. Bu bizim palmaris longus'umuzun tendonu. Bak gidiyor,
yanında kim var? Nervus medianus var. Nervus medianus bunun hemen derininde bulunur. Dolayısıyla palmar aponeurozu tutunduğunu, kemiğe tutunmadığını, hemen altında nervus medianus bulunduğunu, kemiğe tutunmadığı için de çok yüzeyel bir yapı olduğunu görmüş olduk. Flexor kompartmanın dördüncü ve son kası arkadaşlar, flexor carpi ulnaris. Hemen şu anda bakmakta olduğumuz slide'ın en üstünde bunu zaten konuşmuştuk. Flexor kompartmanda bütünüyle nervus ulnaristen uyarılan tek kasımız flexor carpi ulnaris. Hatta ön kolda, sadece flexor kompartmanda değil, ön kolda bütünüyle nervus ulnaristen uyarılan tek kasımız bu. Hep böyle nöroanatomi bilgileri var farkındaysanız, hep plexus bilgileri var. Flexor carpi ulnarisimiz arkadaşlar, yine ismini burada telaffuz etmeyeceğim, iki baştan başlar ve bu iki başın arasına kübital tünel deriz. İşte bu kası innerve eden sinir, yani nervus ulnaris, ön kola girerken flexor carpi ulnarisin iki başı arasındaki kübital tünelden geçer. Yine kasların içinden geçen sinirler listesinden bir tane daha söyledik. Biraz sonra kitabınızda bununla ilgili bir özet var, biz çok içine girmeyeceğiz ama kitabınızda bulunuyor bunlar. Ve biz sabahki ilk dersimizde dedik ki insan vücudunda farklı farklı kemik tipleri vardır. Bunlardan bir tanesi de sesamoid kemiklerdir. Kimdi sesamoid kemikler? Kas tendonları içindeki kemikler. Ve biz karpal kemikleri sayarken demiştik ki bunlardan bir tanesi sesamoid kemiktir. Pisiforme. Çünkü pisiforme flexor carpi ulnarisin tendonu içerisinde yer alır. Os pisiforme bu kasın tendonunun içindedir. Ve son olarak, eğer bir arterden nabız alabiliyorsanız bunu tarif edebiliyor olmanız lazım. Sevgili dostlar, parmaklarınızı flexor carpi ulnarisin tendonunun hemen lateraline koyacak olursanız silik de olsa bir arteriye ulnaris nabzı alabilirsiniz. Hemen bu kasın tendonunun lateralinde hem arteriye ulnarisi hem de nervus ulnarisi bulma şansınız vardır. Yine böyle nabız alınan arter, sinir komşuluğuyla ilgili önemli bir konu. Bu gördüğünüz dört kas sevgili arkadaşlar bizim flexor kompartmanımızın yüzeyel kasları.